Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Biz yine yüksek dağlara doğru tırmanıyoruz. Bugünkü hedefimiz Mençuna Şelalesi'ydi. Tabii Mençuna Şelalesi'ne gelip de bu muhteşem iki tarihi kemer köprüyü görmemek olmaz. Burası Artvin'in Arhavi ilçesinin Ortacalar mevki. Bu köprüler tahmin edeceğiniz üzere Osmanlı döneminden kalma tarihi kemer köprüler. Tabii ki dayanamamış, yıkılmış, yakın bir tarihte karayolları tarafından aslına uygun bir şekilde tekrar restore edilmiş. Yani şöyle göstereyim size de, benim gördüğüm en iyi restorasyon diyebilirim. Ülkemiz restorasyon facialarıyla dolu olduğu için. Rastgele! Sen Bingöllü çoban mısın? Mahmut en yakın arkadaşlarımdan birisi. Birbirimizden uzakta yaşıyoruz. Düğünüm için yanıma geldi. Düğün öncesi geziyoruz. Merhaba arkadaşlar. Desene kanalına hoş geldiniz diye. Kanalıma hoş geldiniz. Başka ne söylemek istersin izleyenlere? Bizi takip et. İyi çekin diye bağırıyor abi. İkisi de birbirinden güzel tarihi kemer köprü. Hemen yanında şöyle bir kafe de var. Çayınızı kahvenizi içebilirsiniz. Şu duyduğunuz muhteşem su sesiyle beraber kuş cıvıltıları eşliğinde. Huzur, cennetten bir yer. Gerçekten cennetten bir parça. Yalnız buraya şortla girmek hiç akılcı olmadı ya. Vietnam olsa beğenirdiniz ama burası Rize. Rize değil lan, Artvin burası. Bu köprülerde bir tane kilit taşı oluyor. Osmanlı ordusu bu köprüyü yapıyor, karşıya geçiyor. Sonra arkadan gelen en son iki asker o kilit taşını çekiyor ve köprü yıkılıyor. Şurada en ortaya yapıyorlar kilit taşını. Kilit taşını çekince köprü yıkılıyor. Ben inşaatçıyım lan, bana mı anlatıyorsun? Doğru, sen bir inşaat mühendisi olarak bunları senin anlatman lazım. Videolarımı güzelleştirmen lazım ama. Şu zil niyeymiş acaba? Su, acaba benim tahminim su seviyesiyle alakalı o zil ama. Öyle olabilir, evet. Çok fazla. Su seviyesi arttıkça. Gerçi suyun altında kalktığın sonra çalmaz ki zil. Ya zaten her türlü çalar ki rüzgardan falan. Evet. Acaba neden? Amacı ne? Bulan biri. Hadi ayağımızı suya sokalım. Haydi bakalım. Evet, Mençuna Şelalesi'ne geldik. Şöyle bir köprüden geçeceğiz ve yukarı doğru tırmanacağız. Şu taraftan geldik. Arabaları şuraya bırakıyorsunuz. Arkada otopark alanı da var. Haydi yürüyelim. Evet arkadaşlar, şu an Mençuna Şelalesi'ndeyiz. Gördüğünüz tahta köprüden geçip şelaleye ineceğiz. Manzara mükemmel. Burası Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen bölgelerden birisi. Yeşil Yol Projesi kapsamında destekleniyor. Dışarı atmayın, elinizde tutun, çöpe atarsınız. Evet, Mahmut'a ses verin ve izmaritlerinizi cebinize koyun. Nerenize koyarsanız koyun ama doğaya atmayın abicim. Ben yolu daha kötü bekliyordum. Ama taş örmüşler, gayet güzel bir yol. Evet, çay tarımının merkezi Rize olsa da Artvin'de ve Trabzon'da da biraz yapılıyor. Rize'ye çevre yakın yerlerde yapılıyor. Yeşillik konusunda Rize'de yemyeşil, Artvin'de yemyeşil ama Rize çaydan dolayı yeşil görünüyor. Çay tarımı girdikten sonra ormanlar kesilmiş, eski doğal yeşilliği kalmamış. Doğallık konusunda Artvin çok daha güzel, çok daha bakir diyebilirim. Bu dik yamaçta biz böyle kendimizi taşıyamazken
Bu insanlar nasıl yukarıya eşya taşıyor? Mesela bakın şuraya ev yapmışlar. Nasıl çay taşıyorlar derseniz, şu gördüğünüz halatlarla teleferik yapıyorlar. Her bahçenin bir teleferiği var. Onlarla da yukarı malzeme taşıyorlar. Bakın şurada bir arıcının, bal üreticisinin kovanları var. Şu yukarıdaki yuvarlak olan buranın doğal kovanı. Yani bu bölgede çok gördüğüm kovan tipi. Aşağıdakiler klasik zaten. Evet. İnşaat mühendisi. Şu doğanın içinde doğayı incelemeyi bıraktı. İnşaatın temelini inceleyecekmiş. İncele bakalım. Mahmut, evet. Yeni istifa etti işinden. Herkese tavsiye ederim. Özel sektördeki işinden istifa etti ve kendisini müthiş bir maceraya atacak. Bir yolculuğun ilk adımına Rize'de yanından başlamak istedi. Değerinizi bilmeyen insanların yanında durmayın. Evet, değerinizi bilmeyen insanların yanında vakit kaybetmeyin. Vakitten kıymetli hiçbir şey olamaz bu hayatta. Oo, bu yol çok güzelmiş. Cennet burası. Evet. Adamın inşaatçı oldu. Her halinden belli. Ben düz koşucuyum, maraton koşuyorum. Ya tek seferde 10 kilometre koşabiliyorum hiç durmadan ama. Ya şu an bu yokuş beni çok yordu. Asansör. Adam amele gibi tırmanıyor. Asansörsüz 15 kat. Of. Ay ay ay. Ya çok dik bir yamaça tırmanıyoruz şu an. Eğimi görebiliyorsunuzdur zaten. O kadar sıcakladım ki. Havada 33 derece bugün Arhavi'de. Birazdan şelalenin altına o soğuk suya girmenin hayaliyle bu yola katlanıyorum şu an. Yoksa çıkılmaz. Yolda şöyle bir oluk gördük. Ağacı oymuşlar. Su akıyor tabii. Şu an çok bir su yok ama. Müthiş doğal kalmış bir yer. Şurada küçük bir kulübe var. Çay yazıyor. Muhtemelen çay içebileceğiniz bir yer. Bir asma köprü var. Hemen uyarı tabelalarımız var. İzmir atma, çöp atma diye. Köprüde zıplamayın. Asma köprü çok fena sallanıyor. Evet, hazır mıyız? İşte Mençuna Şelalesi. Terlime basma. Kanki hazır mıyız? Hazır. Yüzüyor muyuz? Yüzüyoruz. Hadi bakalım. Şuradan kayalardan atlayacağız muhtemelen. Nereden geçmiş insanlar? Terliğim kayıyor, eyvah. Evet, aşağıdaki arabalardan belliydi buranın bu kadar kalabalık olacağı. Ana baba günü. Ama şelale muazzam güzel ya. Evet, Mençuna Şelalesi'deyiz. Şimdi bu suya gireceğim. Biraz soğuk ama girince alışıyor. Şelalenin hemen yanında bir tane çardak var. Şöyle bir yayla çayı yapıyorlar, dağ çayı. Şöyle gösterelim. Bu nereden toplanıyordu?
Bu bizim yaylalardan toplanıyor. 2000-3000 rakımda. Evet. Yani buranın 4-5 katlı yüksekliğinde çekiğin 70 türünden bir tanesidir bu. Evet. Yayla çekiği de diyebiliriz. Yani. Bir nevi kekik çayı diyebiliriz yani. Evet. Kekik ama çekiğin 70 türü var. Bu da bir farklı bir türü. En hafif ve en tatlı olan. Tatlı bitki grubunda. Evet. Kanser hücrelerini öldürmeye yardımcı. Kalp damarını yumuşatır, mide ve bağırsak için temiz sağlığını koruyor. Sideritis bitkidir. Sakinleştirir. Evet. Birçok özel şey var yani. Faydası var. Kekik olduğu için. İçimi çok yumuşak zaten. Evet. Hiç kekik çayı gibi sert evet, değil. Kimse anlamıyor kekik olduğunu. Özellikle söyleyince de şaşırıyorlar. Artık. Evet, oy tarafında görmüştüm ben bundan. Evet, bu kurutmuşsunuz galiba. Biraz daha pembe sanki. Bu şimdi tabii kuruyunca biraz daha böyle mor pembe karışımı bir bitkidir. Evet. Bu şimdi Karadeniz'in Kaçkar Dağları'nda oluyor. Yöreden yöreye de biraz tatta farklılık gösterebiliyor tabii ki. Kimi tatlı, kimi daha keskin. Evet. Ege tarafında daha kekik oluyor hepten. Hmm. Bu da bizim yaylalarımızın. Bunu tamamen doğal bir şekilde topluyorsunuz, evet. Kurutuyorsunuz ve demliyorsunuz. Yani bu kadar. Yaylada nemsiz ortamda kuruyor. Ondan sonra da demliyoruz. Bir tutam atıyorsunuz bir bardak için. O şekilde French press'te de demleyebilirsiniz. French press'te de oluyor. Evet, çok güzel. Bardakta demlemeyin çünkü buharı kaçmasın. Ha, yani anladım. Kuzine de olmadan bu tat çıkmaz. Evet. Abi buranın suyu şelaleden arkada kuzine var. Onun da ayrı bir tadı var. Kuzine üzerine demleniyor çay. Hem manzarayı çekti. Hangi manzara? Ve Mahmut'la yine bir yerde çay içiyoruz. Şelaleye çıkmadan otoparkın orada şöyle bir restoran var. Menşin restoran. Sizin için fiyatları görüntülemek istedim. Yani böyle yerler için biraz işte fiyatların fahiş olduğunu söylüyorlar. Duymuştum gelmeden de. Yani gayet normal aslında. Tabii ki 3'er 5'er lira fazla olabilir ama çok da fahiş fiyatlar değil. Yani bugün Bodrum'da bir lahmacuna 200 lira adisyon yazıyorlar. Şöyle bir şey varmış bir de. Bunların hepsinden biraz biraz yiyebileceğiniz bir karışık tabak varmış. Fiyatı da 35 lira dedi. Öyle bir şey istedik biz de. Hepsinden tatmış olalım diye. Atıyorum bir dilim hamsili ekmek, biraz lahana sarması, biraz turşu kavurma gibi. Öyle karışık bir tabakları varmış. Birazdan onu deneyeceğiz. Az önce bahsettiğim yöresel tabak bu şekilde. Bir de şöyle kocaman bir tandır ekmeği getirdiler. Köy ekmeği. Necla ablamız tanısın bize yemeği. Hoş geldiniz. Şöyle anlatayım ben. Karahanlı sarması biz bulgur ve pirinç karıştırarak yaparız. Zeytinyağlı. Evet. İçinde çok az iç yağ vardır. Turşu bul ve turşusu burada ırmak kenarlarında yetişir. Hı hı. Sadece Mart ayında ırmak kenarında toplar saplı da böyle. Yaprağını kullanmayız. Ondan turşu yaparım. Aa, süper. Sonra da onu turşu halinde, hem turşu halinde satarız hem de kavururuz. Böyle. Bu yöreye özgü bir otun turşusu yani. Var, evet, o. Evet. Hamsili ekmekse, hani hamsili ekmek dediğim zaman misafirlerime ilk önce hemen akıllarına ekmek arası hamsi gelir. Evet. Değil, salamura hamsi kıştan hazırlarız ve bol sebzeyle beraber, bol kuru soğanı muhakkak bol zeytinyağlı, mısır unuyla böyle bir hamsili ekmek yaparız. Biz tadını çok severiz tabii yöre insanı olarak. Dışarıdan gelen misafirlerimize de böyle ikram ediyoruz. İnsanlar seviyorlar aslında. Genel olarak beğeniliyor. Evet. Yani buradaki ürünleri, yediğiniz ürünlerin hepsini kendim yetiştiriyorum ve kendim yapıyorum. Çok yani güzel. Çok güzel. Ellerinize afiyet sağlık. Olsun. Evet, sonunda Mençuna Şelalesi'yle tanışabildim. Bu coğrafyanın en güzel şelalelerinden bir tanesi. Tanışmamız çok güzel oldu. Suya girdim. Hava bugün inanılmaz sıcak. Bu fırsatı kaçıramazdım. Daha önce iki sefer gelmeyi denedim buraya. Birinde yağmura yakalandık. Mecbur geri döndük. Diğerinde de çifte köprüden sonra yola kaya yuvarlanmıştı. Yine geçememiştik bu tarafa. Ama bu sefer çok güzel oldu. Muazzam bir gezi oldu. Umarım siz de beğenirsiniz. Videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Başka bir videoda yine görüşmek üzere.